Sarıgöl Üzüm Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, piyasada 1 lira 50 kuruş olarak açıklanan ıskarta üzüm fiyatlarına ilişkin Sarıgöl Gündem TV mikrofonlarımıza konuştu. Sarıgöl'de 2015 yılında özellikle dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla kurulmuştur. Sadece dolandırıcılık olsa yeter, bir de fiyatlarla uğraşılmaktadır ki günümüzde her şeyin, bütün ürünlerin, satılan her nesnenin, her ürünün fiyatı genel fiyatlar düzeyine baktığımızda 2 kat 3 kat yükseldiği halde geçen sene 2 lira 60 kuruştan 2 lira 40 kuruştan alınan ıskarta olarak tabir ettiğimiz rakıcıların, alkolcülerin, şarapçıların, sirkecilerin ve meyve sucuların tatlandırıcı olarak kullandıkları ıskarta üzüm 1 lira 40 kuruştan alınmaya başlanmıştır. Bu yanlış bir uygulamadır. Bölgedeki özellikle üzüm alıcısı olan tekerleşen bir firma tedarikçilerine tek tek talimat vererek üzümü 1 lira 25 kuruştan 1 lira 40 kuruştan alacağız şeklinde beyanda bulunmuştur. Rekabet kurumu varıncaya kadar CİMER'e her yere şikayette bulunacağız. Hakkımızı arayacağız. Üzüm üreticisini bu yoklukta, bu fukaralıkta hiç kimsenin ezmeye hakkı yoktur. Alıcıların bir beyanı vardır. O da şudur. Gelen üzümler birikisi düşük üzümdür veya işte süperyol türü olan ilk erkenci üzümün ıskartasıdır gibi beyanlar vardır. Bu doğru değildir. Bunlar yanlıştır. Piyasada sirkede kullanılan, alkol sektöründe kullanılan bir fiyatlandırma vardır. Örneğin sirkeyi alacaksanız 5 asit seviyesindeki sirkeyi 1,5'la ya da 2 ile çarpmak suretiyle sirkeyi satın alırsınız. Toptan olarak satın alırsınız. Yaş üzümde de özellikle ifade etmek gerekirse 1x derecesine göre, yani üzümün tat derecesine göre bir fiyatlandırma yapılır. Ancak bu açıklanan fiyatlar kesinlikle kuru üzüme, yaş üzüm fiyatlarına etki eder. Allah'ından bulsun diyorum ben üzüm alıcılarına, özellikle şaraplık üzüm alıcılarına, üzümcünün ekmeğiyle oynamasınlar. Tarım ölürse, tarım giderse, çiftçi kaybolursa hepiniz aç kalırsınız. Kuru üzüm fiyatlarında üreticinin beklentisi ne yönde? Burada iki şeyi özellikle belirtmek gerekir. Birincisi, girdi maliyetleri çok yüksektir. Yani mazottan gübreye, hatta ilaca kadar her şey 2'ye 3'e katlanmıştır. Birinci öncelikle böyle bir fiyat yükselmesi söz konusudur. İkincisi de fiyatlar genel düzeyine baktığımız zaman bütün ürünlerde fiyatlar 2'ye 3'e katlanmış durumdadır. Mevcut ortamı değerlendirdiğimiz zaman, çiftçinin girdi maliyetlerini tek tek kalem kalem ele aldığımız zaman 1 kilogram sofralık üzümün maliyeti şu anda 6,5 Türk lirasıdır. Yani çiftçi 6,5-7 lira ya üzüm sattığı zaman yatırdığı, toprağa yatırdığı parayı sadece alabilirse, satabilirse, tahsil edebilirse parayı cebine koyar. Dolayısıyla kuru üzümde 35 liranın altında verilecek olan bütün rakamların çiftçiye zarar vereceğini özellikle yetkililerden, ilgililerden, ilgililere söylemek istiyorum. Çünkü geçen sene 17 lira gibi bir rakamdan kapanmıştır kuru üzüm fiyatı. Toprak Mahsulleri Ofisimiz 8 numara üzümü 13-14 lira gibi bir rakamdan almıştır. 17 lira geçen sene fiyat olan üzümün fiyatı olan 17 liranın hiç olmazsa bu sene 35 lira olması çiftçi tarafından arzu edilir. Çiftçinin beklentisi bu yöndedir. Biz uçmuyoruz, 45-50 olsun demiyoruz ama 35 lira gibi bir rakamı da üreticiye, çiftçiye çok görmemek lazım. Gerçekten maliyetler çok yüksek. Örneğin kurutmada kullandığımız Bodosa'nın kilosu 60 liraya varmıştır bugün. 60 liradır. Geçen sene 275 lira 25 kiloluk torba. Bu sene 1250 liraya çıkmıştır. Çok teşekkür ederim.